Evet, YouTube merhabalar herkese. Yepyeni bir seriyle sizlerle birlikteyim. Bu arada odamın dağınık olduğuna bakmayın. Yakında size bu odayla ilgili çok güzel bir vlog hazırlayacağım. Odamı anlatacağım. Bu oda aslında sizi göremediğiniz, yani gördüğünüz değil de göremediğiniz tarafta çok farklı alet, ekipman, zamazingo var. Küçük bir Lego ne derler? Sergim var. Bunları da vlogta sizinle paylaşacağım. Odanın tabi bu tarafı da bizim ufaklığın fazla oyuncakları, benim aldığım ürünlerin kutuları vesaire vesaire. Neyse. Biz şimdi bugün ne yapıyoruz? Yeni bir seriye başlıyoruz. Bu arada çok uzaydan gittik. Uzaydan gitmeye devam edelim dedim. Ya oynamaktan en zevk aldığım oyunlardan biri. O yüzden de başarılı da olduğuma inanıyorum. Tam bir rehber videosu olacak. Tam bir rehber tadında olacak. Evet, oynayanlar var. Bunu daha önce çekenler de var. Yani herkesi tabii oyun tarzı, oyun stili farklı oluyor. Benimki de biraz farklı bu konuda. İzlerken keyif alacağınıza inandığım mükemmel bir seri. Mars'la hayatta kalma mevzusu başlıyor. Şöyle söyleyeyim, ben de tüm DLC'leri ve tüm eklentileri var. Ayrıca Paradox Mod yöneticisinden de Türkçe yaptım oyunu. Bunu nasıl yaptığımı da yakın zamanda size anlatacağım. İsterseniz oyuna geçelim ufak ufak. Oyunla ilgili kafanıza takılan her türlü soruya da cevap verebilirim. Çünkü dediğim gibi çok uzun mesaim var bu oyunda. Çok harika şey ne derler? Güzel konumlamalar, güzel şeyler yaptım. Aslında bir tane mesela son yaptığımı göstermek isterim size. Ya da tadını bozmayayım ya. Tamam, vazgeçtim. Tadını bozmayacağım. Biz yeni oyun deyip sıfırdan başlayalım. Hiç şey yapmayalım. Kolonimizin adı ne olsun? Abonelerle. Abonelerce. Evet. Tüm abonelerimiz zaten 10 kişiyiz. Hep beraber gitmişiz gibi düşün. Artarsa gelenleri de ekleriz. Abonelerce kolonisi. Şimdi burada bazı ufak tefek trikler var. Bunlara bakalım. Beraber ona göre ayarlayalım. Şimdi görev finansörü belli ülkelerden alabiliriz. Mesela Nuh'un yeni gemisi kilisesi. İşte dünyalaştırma girişimi. Japonya, Paradox Interactive falan filan. Şimdi uluslararası Mars görevi yaparsak tüm ülkelerden bize destek geliyor. Fakat uluslararası Mars görevinde de şöyle bir şey var. Başka ülkelerin gönderdiği şeylere böyle yardım falan yapman gerekiyor ileride gelişince. Güzel şeyler oluyor. Bu kullanılabilir. SpaceX değil, SpaceX'ye bu abimizin Elon Musk'ın şeyi kapışırız. Rastgele diyebiliriz, Japonya diyebiliriz. Japonya'da hızlı dronlarla başlıyor. Yani şimdi şöyle eğitim amaçlı, biraz da öğretim amaçlı olduğu için ben uluslararası Mars göreviyle bir tane video çekeceğim, hazırlayacağım. Sonrasında seriyi eğer beğenirseniz biraz daha hardlaştırıp devam edeceğiz. Şimdi burada kumandan profili bizim abimiz, yani bizi temsil eden abi şey oluyor. Bu işte eğer jeoloji mühendisi olursa işte bilmem neler daha farklı oluyor, şu daha farklı oluyor. Her birinin belli artıları, belli eksileri var. Bunu tümüyle rastgele yapalım. Ne geleceğini bilmiyoruz. Logomuzu da şöyle ne olsun? Mars için küçük. Bak bunlar tehlikeli logolar. Biz böyle bunu da sevmedim. Bunun gibi, yani şimdi onların şeyini kullanmayıp onların logosunu kullanırsak da saçma olur. Biz o zaman Voyager. Vay. Bu güzel. Güzel. Bu logo güzel. Gizemler. Burada bir dünya gizem çıkıyor genelde. Bunların şöyle yapacağız. Rastgele yapacağız. Şimdi ne geldiğini bilmeyeceğiz. Biz burada şimdi bu ikisi çıkıyor ama şimdi o rastgele dediğimizde başka bir şey daha çıkabilir. O yüzden biz bunu rastgele olarak seçeceğiz. Şimdi burada rakip koloni dediği işte bu diğer ülkelerin gönderdiği koloniler.
Bu da 3'te 3 tane rakip rastgele gelsin. Oyunun kuralları da işte bak bu artık yeni şeylerle gelen. Buna hiçbirini seçmiyoruz çünkü bu oyunun bir kuralı yok. Biz buraya müthiş bir koloni kuracağız. Ve pataküte burayı çözeceğiz. Uluslararası Mars görevimiz 30 milyon fonuyla güzel bir başlangıç roketiyle başlıyor. Şimdi biz yanımıza ne almalıyız'a bakıyoruz. İlk gemimizin adı Sabır 1. Sabır da güzel bir değil bence. Ne diyeyim? Umut olsun. Hope 1. I hope you. Nerede lan hashtag? Ha. Hope dedik. Hatta 1, 2, 3 demiyorum. Her birine başka isim bulacağım anasını satayım. Bunun adı Umut olsun. Bizim için geleceğe umutla baksın. Artık bundan sonrası için ne olacaksa ona bakalım. Ona göre yolumuzu çizelim. Şimdi fonumuz burada güzel. 30 milyon fonla başladığımızı söylüyor ama biz şimdi burada bazı şeyler eklemiş oyun bizim adımıza. O yüzden 30 milyon 26.690 milyona düşüyor. Şimdi burada bakalım ne eklemiş. 3 tane prefabrik bina eklemiş. İşte bir tane sağ olsun uzaktan dronları taşıyan ve dronları kontrol etmemizi sağlayan güzel bir araç eklemiş. Kaşif cihazı bizim çok önemli. Mükemmel bir şey. Bunu eklemiş. Taşıyıcı da malları bir yerden bir yere taşıyacak şey eklemiş. İşte 6 tane drone var. Biraz polimer, biraz makine parçası, biraz elektronik aksam, yörünge probu. Hepsini yüklemiş. Güzel bir şey yapmış. Hop bizim için güzel bir ne derler? Başlangıç olur. Şimdi kendimize güzel bir yer seçmemiz önemli. Neden önemli? Çünkü bazı yerlerde malzemeye ulaşması kolay oluyor. Fakat işte toz fırtınası, meteorlar, kıllar, tüyler bizi çok yoruyor. İlk etapta meteor mesela yukarıda ara bir alfa var. Mesela müthiş soğuk. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Aşağıda şeytan hortumları, mortumları. Burada bakalım. Elysium Alfa genelde hoş oluyor. Her şeyi gördüğünüz gibi çok. Buradaki şeylerden de az az var. Elysium Alfa'ya inebiliriz. Su da güzel, her şey güzel. Bunun betonu metali. Burada ne durumda? Suyu yüksek, meteor fazla. Hepsine meteor geliyor. Biz Elysium Alfa'ya başla diyelim abi. Şimdi bu yeni gelen ne derler eklentilerden bir tanesiyle adı da neydi? Belonklu bir isim vardı. Bununla zemine de yani artık bir kat aşağıya da Mars'ın altındaki mağaralara inip bu tarzda kendi kubbemizi Welcome to yapabileceğiz. Mars. Mars görevine hoş geldiniz. Artık gördüğünüz gibi yukarıda bu bulut, nem ve rüzgar. Yanında da yeşillik, ağaçlık. Bu da bir eklentiyle gelen bir şey. Bunlar var. Mars hoş geldin. Kumandan görev kontrol günlük 1. Mars'ta geçen güne sol diyorlar. Bir sol olarak geçiyor. Yani birinci Mars günü. Görev kontrolü. Herkes heyecanla roketin yeryüzüne inmesini ve değerli yükünü kızıl gezegendeki uzaktan kumandalı ellerimize gözlerimiz olan dronları ve roverları indirmesini bekliyor. Hedefimiz ilk Mars kubbesini inşa ederek insanlığın geleceği için zemin hazırlamak. Bu zorlu aşamayı atlattıktan sonra cesur öncüler, kurucular Mars'a yerleşecek. Ya burada belli yapı taşları var, belli zaman taşları var. Bunların hepsini beraber yaşayacağız. Kumandanımız da oligarkmış daha doğrusu. Bakalım. Şimdi herhangi bir aktif araştırmamız yok. Dünya araştırmaya giriş diyor. Anomali bulundu diyor. Tatlı tatlı bir şeyler diyor. Biz şimdi hemen burada buradaki proplar şu şekilde oluyor. Biz daha aşağı inmeden yukarıda şu anda bu Mars roketimiz yörüngede beklerken 4 tane şeyi tarama imkanı sunuyor. Hemen biz buraları şöyle bir tarayalım. Şöyle bir açalım. Burada taş var şurayı. Burası güzel. Şimdi buradaki zemin şu alan gördüğünüz gibi şu kadar alan bizim siz ben şimdi buradan böyle elimle yaptığım için göremiyorsunuz ama şöyle anlatayım. Yani ilk etapta açtığımız alandaki yukarıdaki alanla tabii ki aşağıdaki alanda mekiklerle inebileceğiz.
hızlı mekiklerle. Biz şimdilik gemimizi şöyle tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre bedel. Nereye indirelim? Şuradaki kayaların olduğu yere ya hak deyip indirelim. Mars'a gelen Hope 1 umut gemisi şu anda aşağı inmiş durumda. Dediğimiz gibi sol bir 1 Mart günü yaklaşık 25 dünya saatinden yani burada 24 saat orada 25 saat. Evet şimdi şu gördüğünüz gibi ufak ufak arkadaşlar inmeye başladılar. Oyunda mükemmel bir yani Mars yapısını hissettiriyor insanlara. Hakikaten çok tatlı bir yapısı var. Şimdi biz burada öncelik yapacağımız şu. Öncelikle tabii yapacağımız her şeyden önce kaşifi şu anomalileri taraması için göndermek. Bu arkadaş bu anomalileri tarayıp bize research yani araştırma zımbırtıları bulabiliyor. Şimdi bu gördüğünüz her birini açmamız gerekiyor bizim. Bunların her biri birer araştırma puanı harcıyor. Burada finansörler, bizim yaptığımız araştırmalar, yaptığımız çalışmalar hepsi çok önemli. Bizim için de bu çok önemli. Şimdi hemen kendimize hiçbir şey yapmadan önce bir hoş ya. Heh. Güzel bir depo açalım şuraya. Evrensel bir depo kuralım önce bir. Nedenini söyleyeceğim hemen size. Depo 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 depo. Çok amaçlı depo. Şimdi depoyu buraya indirelim. Bu neden buraya indirdik? Çünkü bunun içindeki polimerleri, elektrolitleri vesaireleri indirmek için buraya güzel bir depo yapmış olduk. Şu anda oyunu ben yavaşta oynuyorum. Biraz hareketlendiğimiz zaman, hızlandığımız zaman zaten anlayacaksınız. Hızlandı oynamaya başlayacağız. Şimdi bu arkadaş normalde nakliyeci. Taşıyıcı olarak geçiyor, nakliyeci olarak geçiyor. Fakat etraftaki kayaları, etraftaki metalleri ve tonları çıkarabiliyor kendisi. Bakalım burada bir dünyalaştırmaya giriş. Mars'ı dünyalaştırmak için dünyanın 4 küresel atmosfer sıcaklık, su bitki örtüsü dünyanın tamamı. Dünyalaştırma teknolojisi işe başla, Ansible bölümünden ulaşabilirsin. Ya dünyalaştırırız biz. Biz her türlü dünyalaştırırız. Yerlere de tükürürler. Ellerimizden geleni de yap. Biz elimizden geleni yapacağız. Şimdi bu dronlar burada dursun. Biz bunlar olurken bir kendimize şöyle bir alan bakalım. Şu kubbeleri öyle güzel dizmemiz gerekiyor ki kubbelerin arasında birbirleriyle hareket alanı olması gerekiyor. ne derler? Genişlememizi o yönde yapmamız gerekiyor. O yüzden ilk kubbeyi koyacağımız yer çok önemli. çok özür dilerim. Evet, şimdi biz kendimize hemen güzel bir metol. Bir beton sahası bulalım. Beton üretebilecek, bizim için beton çıkarabilecek. Çünkü her şeyin temelinde işte burada beton var. Betonlar çok önemli. Şimdi buradaki drone aletimizi yani arabamızı birazcık şöyle bu tarafa alalım. Rover'daki betonları. Bir tık da hızlanalım artık değil mi? Çok yavaş oynarsak bu oyun harbiden Mars görevi gibi yıllarımızı alır. O kadar vaktimiz yok. Şimdi buraya geldik. Hemen bir... Milestone achieved. Şimdi güzel. Keşif... There's more to the barren environs of the Red Planet than meets the eye. A veritable treasure trove of undiscovered knowledge and wonder. So long as you know where to look. Evet, teşekkür ederim. Drone sürüsü ve Sera Mars şeyini bizim için anomali bulmuş. Sağ olsun buradaki. Şimdi normalde bu devrimsel teknolojiler yavaş yavaş açılacak.
Şimdi burada dünyalaştırma yoktu, sonradan geldi. Gözlem ve genişleme yoktu, sonradan geldi. Normalde şu beşiyle oynuyorduk biz. Biyoteknoloji, mühendislik, robotik, fizik, sosyal. Burada da buluşlar yazıyordu. Bu da deneysel teknoloji olarak değişmiş. Şimdi bu bizim araştırmalarımız arttıkça ne derler? Gelişecek. Şimdi dönüm noktaları bu çok önemli bizim için. İşte Mars'tan bir roket kaldır. Bunun için ne gerekiyor? Yakıt gerekiyor. Su bul, kubbe inşa et falan filan. Bunların her birini aşmamız gerekiyor. Her birini aştıkça bize zaten araştırma puanı verecek. Araştırma puanı da demin gördüğünüz o resource ekranını bunların hepsini açmamız gerekti. Yani bunların hepsini açacağız böyle bu şekilde. Uzun bir yolculuk, yavaş ve ağır ağır çıkacağız bu merdivenleri. Hiç acelemiz yok. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şuradan beton zımbırtısını buraya kuralım. Şimdi bu arkadaşlar devam et. Buradan alacaklar, bunu buna koyacaklar ama bunun çalışması için kuzum elektrik gerekecek. Biz hemen şuraya da bir elektrik için enerji elektrik geliştirilmiş Starlink jeneratöründen bir tane bize hediye ediyor. Yani hediye etmiyor da yanımızda getiriyoruz biz onu şey olarak. Bunu da buraya kuralım şöyle hafiften şuraya. Kablosunu çekeriz. Onu şimdi kuracak. Elektrik kablosunu buradan çekeriz bu arkadaşa. Hemen şuraya bir atık sahası açarız. Şipi şipi şipi. Atık sahası. Atık. Yeah, come on. Halledeceğiz. Evet. Beton makinamız gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Mars'ın yüzeyini alacak. Betonu oraya yapacak. Bu arkadaşlar açılıyor. Açılırsa daha fazla elektrik üretiyor. Fakat açıldığı zaman toz daha fazla geliyor. Şimdi bu buradayken hazır biz bir tane de drone komuta merkezi de kuralım. Bizim için çok önemli bir cihaz o da. Ay, bulamadım. Onunla yanımızda zaten getirmiştik. Elektrik. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. İlk etapta burası bizim base alan gibi olsun. Çok fazla dağlara, taşlara falan şey yapmayalım. Şöyle etrafımızı da çok kirletmeden. Şuraya da bunu kuralım. Buradan da ona kablo çekeriz. Şu an tek enerji istasyonu bizim için yeterli. Her şey yetecektir o. Bak işte bu söylentiler bizimle birlikte havalanmış diğer arkadaşların. Mesela burada bir Nuh'un gemisi var. Burada bir Japonya kolonisi var ve bir de Avrupa kolonisi var. Bunların bazı ya bunlar ileride cortlayacak. Bizden yardım bile isteyecekler. Onları da halledeceğiz. Hiç acelemiz yok bizim. Kimseyle yarış halinde değiliz. Biz işi öğrenmenin derdindeyiz. Yani uzun vadeli çalışıyoruz biz. Hemen buna bir kablo çekelim. Ondan sonra zaten şimdi bu arkadaş boş durmaması gerekiyor. Bu arkadaş boş durursa bizim işimiz cort. Yani etraftaki anomalileri tanıması gerekiyor. Taramadığı zamanlarda da bize alan açması gerekiyor. Bu bunu doldurduysa buraya boşaltabilir kaynaklarını. Hızlı yayılım dikkat gerekti. Şimdi dünyadaki ikmal kapsülü yollamaya karar vermişler. Bize bir tane daha taşıyıcı göndereceklermiş. Maddi destek taşıma. Şimdi bu bize dünyanın bir kıyağı. Tümüyle ne geldiğini bilmediğimiz kıyaklardan biri. Bir tane daha taşıyıcı gönderelim sana diyorlar. Onun yerine 500 milyon dolar mı almak istersin ya da bu teknolojiyi açmayayım mı? Ben teknolojiyi istiyorum. Bunun nedeni çünkü bunu yaptığımız zaman artık rotayla kendisi bunu yapacaktır. Şimdi biz bir de hızlı bir şekilde devam edelim. Bir adet sensör kulesi açalım. Hemen bunu da şöyle dronların yanına koyalım. Nedeni şu.
Sensör kulesi bizim için artık ufak ufak araziyi araştırıp o arazideki alanları çözecektir. Sektörleri tarayacaktır. Tamam, anomali analiz, bakacağız ona. Şimdi biz hemen çevremize başlayalım. Şöyle taratalım. Öyle etrafımızı taraya taraya etrafımızda ne var ne yok ne yok onlara bakalım. Kaşifçim, gel sen buradaki anomaliyi tara. Hadi çocuklar hadi. Mars 3. günündeyiz, daha bu arkadaşı kaldıramadık ya. Bu arkadaşı kaldırmamız gerekiyor. İnşa mühendisliğine onu geçebilirsin. Teşekkür ederim. Şu an hiç acelemiz yok. Hiç acelemiz yok. Şimdi aktif araştırma yok diyor. Biz şimdi bunları ufak ufak araştırabiliriz. Fakat bir gelirimiz olmadığı için ben bunları şu anda araştırmak istemiyorum. Bir koloni kurduğumuz zaman ufak ufak o zaman aslında araştırmalara başlamak istiyorum. Ama biz yine de şimdiden ufak ufak şöyle açılışları yapalım. Gelen 300'lerle de bir şeyler yapmaya çalışalım. Evet, şimdi biz ana base'imizi buraya yapacağımız için bir ufak da benim kendimin sevdiği öncelik ya hoş. Ya ben biraz böyle şey takıntısı manyağıyım. Her şeyin güzel bir şekilde depolanmasından tarafım. Şimdi normalde bunların her birini şöyle tek tek depo yapacağım. Fakat bunu yapmayıp bunun bir tık sonrası bunun bir büyüğü açılıyor. Elektrikli depo. Onu yapmak daha hoşuma gidiyor açıkçası. O yüzden onu bekleyeceğim. Sonra onları oradan oraya taşımak, uğraşmayalım. Evet, şu teknoloji anlaşılmış. Bayağı bir teknolojimizi açtı sağ olsun bizim için. Ya bu tabii açması onu araştırdığımız anlamına gelmiyor. Onu araştırmak için bize yani önceden şey yapmış gibi oluyor. Bir kıyak yapmış gibi oluyor. Bu arkadaş droncuydu. Bu droncu dursun. Şimdi biz kendimize bir ufak elektrik şeyi yapalım. Şimdi bu arkadaş ürettiği bize fazla. Şuraya bir yere aküleri bir koyalım. Çünkü ilk kolonimiz için bu önemli. Ufak bir depolamaları yapmaya başlayalım. O depolar yapılana kadar bir de moxi yapalım. Onun da deposu olsun. O da ufak ufak başlasın. Şimdi burada bizim için bakın. Toplam elektrik üretimimiz 40, talebimiz 10. Yani şu anda kapasitenin çok çok üstünde elektrik ürettiğimiz için biz bunları birazcık şey yapmamız gerekiyor. Bir tane daha şey su bulmuşuz sanırım bir yerde. Güzel suyumuz, su yatağı. Buralar bizim için önemli. Fena da su yok. Derecesi düşük diyor ama bizim için şu an için ideal, yeterli. Şimdi biz buradan ne yapalım? Birinci kubbemizi yapalım mı? Ufak ufak. İnsancıklara. İnsan insan derler idi. İnsan nedir? Şimdi bildim. Şimdi bu atıkla alakalı. Atıkları fazla olursa çalışmıyor. Sonra bu atıkları sonradan çevireceğiz biz şeye. Ha bir de depolama alanı. Neyse biz bunu yapacağız. Tamam. İnsan insan derler idi. İnsan nedir? Şimdi bildim. Can can deyu söylerlerdi, ben can nedir şimdi bildim. Motivine ver ah ver, görünür her
Şeyde hasi ayal nedir? Pinhan nedir? Nişan nedir? Şimdi bildim kendisinde buldu bulan bulmadı taşrada kalan canların kalbinde. Aa, tohum deposu yeni gelmiş dünyalaşmayla. Olan inanç nedir? Şimdi ilk yaptığımız koloni kendi kendini götürebilen koloni diyorlar buna. Ama biz şu anda ilk yaptığımız o koloni sudan da bayağı uzağız ha. Var mı abi? Şuralarda bir su çıksaydı çok efsane olacaktı da. Bir tık uzak olmak iyi olmadı, hoş olmadı. Peki biz kendi kendine kolonimizi, ilk kubbemizi şöyle sector scanned. Şöyle. Bu bunu yapsın. Canların kalbinde olan inanç nedir? Şimdi mi? Akar dökülür her şeyde olsun. Research complete. Milestone achieved. Milestone achieved. Evet, şimdi Moxis'i yapıldı. Kendi kendine nemden su üreten cihazımızı yapıldı. O da şurada. Kubbenin aslında her şeyi tamam. Bunun sadece ve sadece elektrik alması gerekiyor. Elektriğimizi verdiğimiz zaman kubbemiz cenever gibi çalışacak. Kubbeye bir elektrik uzatalım. Normalde ben kubbeleri yaparken bunu en son yapıyorum. Yani bu kendi kendine koloniyi en son yapıyorum. Bunun nedeni şu. Yani şu an için ihtiyacımız olmadığından dolayı su ve oksijende sıkıntı var diyor. Çünkü neden? Sector scanned. Çünkü bir su desteği mutlaka gerekiyor. Şimdi bu kolonide hiçbir şey yok. Özür dilerim. Kubbede hiçbir şey yok. Biz bu kubbeye ne yapacağız? Öncelikle bir adet araştırma çok önemli. Çünkü bu araştırma puanını arttırmamız gerekiyor. Bakın daha henüz bunlardan ziyade benim drone sürüsü diyeyim. Sensör. Evet. Önce insanların kalacağı yerleri, sonrasında da kubbemizin ismini hemen nereden değiştiriyorduk? Kubbemizin adını şurada bir yerde değiştiriyorduk. İlk kubbemizin adı Ankara olsun. Ankara'ya selam olsun. Ankara bizim açılış kubbemiz oldu. Ya o işte anormali manormali buluyor. Bizim için buluyor. Biz buraya şimdi hemen bir inşaat diyelim. Evler diyelim. Yerleşim alanı apartman şu an yapmıyoruz. Bu şundan bir tane yapalım. Bu 14 kişi alıyor. Bir tane daha yapalım. Bir 14 kişi daha alsın. 28 kişi. Buraya bir
Bir araştırma laboratuvarı. Bir araştırma laboratuvarı. Bir lokanta. Hayam nedir? Bir uzay barı, eğlenmeleri çok önemli. Abiler sonra kafayı yiyorlar. Çü 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 çü. Okul yapmayacağım. Okulu ikinciye yapacağım. Bir güvenlik istasyonu. Güvenlik istasyonu dursun bir dakika. Revir yaptık değil mi? Yok, revir yapmadık. Bir adet revir. Bir adet güvenlik istasyonu. Lokanta. Küçük uzay barına gerek yok. Büyünü yapıyoruz. Bir çok küçük bu bizim işimize gelmez. Şu alanı boş bırakalım bilerek, tamam. Oraya da bir adet şey yapalım. Hadi okul yapalım ya. Yine içimden geldi. Tamam. Bunları yapsınlar. Şimdi bizim yukarıdan, dünyadan ilk kolonistlerimizi çağırmamız gerekiyor. Çü 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 çü. Bir adet yolcu roketi. 12 kişilik bir yolcu roketi geliyor. Sabır isimli değil. Birincisi umuttu. İkincisi gelecek. Fature. Feature olarak. Niye biz bunları İngilizce yaptık ya? Ben de uyuz oluyorum bu tribime. Yani ne gerek var ki? Arkadaş yap Türkçe ya. Gelecek yap. Tamam. O hopu da değiştireceğim. Onu da umut yapacağım. Bunu da gelecek yazacağım. Arkadaş biz Türk'üz. Gelecek. 12 kişi buraya gelecek arkadaş. 12 kişi buraya gelecek. Fırlat. Bunun adını değiştir abi. Hop diye bir şey olmaz. Hop sensin. Umut. Ya arkadaş ne gerek var? Tamam. Gelecek roketimiz de gelsin. Bizim elemanlar buraya insin. 7. tam bir haftayı Mars'ta geçirmiş olalım biz de. 1. bölümün sonuna gelelim. İndiği zaman durdururuz. Çok büyük bölümler olmayacak. Çok büyük bölümler yani çok uzadı da uzadı diye yapmamaya çalışacağım. Kimseyi sıkmamak için. Sector scanned. Üzmemek için. Peki uzay gemisi inmeden bizim bir iniş platformu yapmamız yok mu? Çok önemli. Ben çok takılıyorum böyle şeylere. Sevgilim. Ya öyle değil. Bir tanem. Seni görmeye özlediğim bir tanem. Çok tatlıyız. Çok güzel. Minik. Ne derler böyle. Yerinde bir kolonimiz oldu. Beton durumumuz iyi. Metal durumumuz biraz kötü. Gıda ve yiyecek zaten gelen insanlarla gelecek. Herhangi bir nadir metal çıkarmıyoruz. Yani bu bize ekstra fon getirmiyor. Herhangi bir dünyalaşma çabamız yok şu anda. Biraz atık kayımız var. Egzotik mineral daha henüz bulmadık. 12 kişilik birinci etap abi abla geliyor. Şimdi onlar gelsinler. Bu ne? Arkasında ne var bunun? 29 metal. Beton. Bu ne? Metal. Metal ne çok ya? Metal de var ya, kralız ya. Metali boşalt reis. Aa yükledi. Tamam yüklediysen buraya boşalt. Evet arkadaşlar. Birinci Mars görevimiz yaklaşık 12 insanı, 12 vatandaşı
Dünyanın farklı yerlerinden 12 insanı Mars'ın yüzeyine şu anda indirmiş bulunmaktayız. Ve onlar söylentiler yapsınlar. Biz başarırız. Milestone achieved. New 12 colonists kişi have arrived. şu anda yerlerine geçti. Onlar için sağladığımız yaşam alanları, onlar için sağladığımız mükemmel alanlar, onlar için sağladığımız tatlı sürprizler var. Her şey yeni kolonistler için. Teşekkür ediyorum izleyen herkese. Şimdilik Mars'ta 8 günü bitirdik. Çok güzel, çok tatlı, ufak ufak başlayacak. Yeni başlangıç mesajını yeni videoda okumak istiyorum. 35 dakikalık bir video oldu. İzleyen herkese çok teşekkürler. Tekrardan görüşmek üzere.